Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz yazar Emrullah Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Kitabınızı gösterelim. Horoz, evet. Asa, Abı Hayat. Çok güzel bir kapağı var. Evet. İsmi hakkında bilgi rica edelim. Şimdi bu benim üçüncü kitabım. Daha önce Ağustos Böceği ve Zümrüt Anka kitaplarım da var. Hı hı. Onlar bayağı bir farkındalık yarattı. Ondan sonra yeni bir farkındalık yaratmak için bu kitabı yazdım. Tabii kitabı şöyle biraz açıklamak istersem, Hazreti Yusuf'la Hazreti Musa'nın hayatını anlattım bu kitapta aslında ve kutsal kitaplardan yararlandım. İşte Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Yahudi kaynakları. Ama bu hayatlarından yola çıkarak bizim için çok gerekli olan umut, hayat amacı, mutluluk gibi konuları işte Yunan mitolojisinden çok ağırlıklı yararlanarak, Kur'an'la kutsal kitapları tamamen ters oluyor ama destanlardan, masallardan yararlanarak, bilimsel çalışmalardan kendi görüşlerimi de ekleyerek çok güzel bir kitap ortaya çıkardım. Harika. Ve ismi, 3 tane ismi var çünkü çok donanımlı bir kitap. Önce horozu anlatmak istiyorum. Horoz da aslında liyakat ve adaleti yani bir masalla anlatmaya çalıştım. Yani bir Afrika'da tüm kuşlar toplanıyor masala göre, Afrika masalına göre. Krallarını seçmeye çalışıyorlar. Ama ortak bir kral seçemiyorlar. Öyle olunca da insandan yardım istiyorlar, insan kraldan işte. İnsan kral da bir anlamda mülakatı alıyor kuşları, işte dişileriyle beraber. Sonra kararını açıklıyor. Kuşların kralı diyor, horozdur. Tabii masala göre kartal var, şey var, tabii hoşnut olmuyorlar bunlar. Ve insan diyor ki, hepsi dağıldıktan sonra, sen diyor kuşların kralısın ama senden güçlü hayvanlar var diyor. Sana zarar verebilir, benim yanımda kal. Aslında kitap burada ortaya çıkıyor. Şimdi ben şöyle sonuçlara vardım. İnsan hani bir şeyi kazanırken, tamam kuşların kralı horoz oluyor ama özgürlüğünü kaybediyor, uçmayı unutuyor. Yani bir şeyi kazanırken kaybettiklerin daha değerlisi kazanan başkasıdır. İkinci sonuçta insanlar, özellikle insanlar, sizi kullanabileceğini anladıkları zaman en iyi yerlere bile getirmek için muhakkak bir bahane bulurlar. Liyakatı bu şekilde anlattım. Asa güç demek, Hazreti Musa'nın asası olarak. Abi Hayat, insanları hayvanlardan ayıran en temel özellikle ruhi değerlerimiz ve manevi değerlerimiz. Ruhi değerlerimiz akıl, manevi değerlerimiz hayat amacı ve umut. Yani hayvanlarda bir hayat amacı olmaz. Yani hatta destandan yararlandım, Kılkamış destanı. Çok eski bir destan ve Kılkamış en yakın arkadaş Enduku öldükten sonra ölümsüzlük arayışına giriyor destana göre. Ve Nuh tufana benzer bir tufandan sağ çıkan Mutluluk Adası'nda yaşayan kişiyi buluyor. Onunla da ölümsüzlük otunu buluyor. Tam yiyeceği zaman yılan geliyor alıyor. Yani bu destana göre, yani Kılkamış destana göre o yılan bilim, bilgi ve sanatı şey yapıyor. Yani sembolize ediyor. Tabii, Sümerlere göre o otu yılan yediği için bundan sonra bedenin ölümsüzlük yok. Sadece yaptıklarınla, bıraktıklarınla, bilginle, bilimle, sanatla ölümsüz olabilirsin. Yani o konuyu işledim hayat amacı olarak, birleştirdim. Ne güzel, şahane. Peki kitap hakkında vermek istediğiniz farklı bilgiler de var mı? Ya çok farklı bilgiler var. Mesela Hazreti Musa'nın hayatını anlattığım için, yani çoğu insan Hazreti Musa'nın peygamber olduğu için çok kusursuz olduğunu düşünür. Ama Hazreti Musa, yani çocukluğunda yaşadığı olaylardan dolayı konuşma sıkıntısı çekiyor, kekeme, konuşamıyor. Hatta Firavun'un karşısına çıktığı zaman, Firavun hatta diyor göstererek, ya kendisini anlatamayan bir kişiye mi inanacaksınız diyor. Yani böyle kitapta çok ince detaylar var. Harika. Peki kitaptaki bölümlerden biri kötülük ve zulüm. Bunu biraz anlatır mısınız? Ya şimdi kötülük, yani Hazreti Musa'nın yine hayatında Firavun var. Firavun da kötülüğüyle ün yapmış. Ancak ben heykeltıraşla anlattım, yani anlatmak istiyorum. Çünkü geçen ben sanata çok önem veririm ve dikkat, yani sanat çalışmalarına böyle kontrol ederim. Yani küçük bir heykel, İtalyan heykeltıraşın küçük bir heykeli 17 milyon dolara satıldı. Basit bir heykel, sadece biraz insan saçı kullanılmış, böyle polyester kullanılmış basit bir heykel. Ama öyle bir şeyler veriyor ki, kötülük nedir, kötülük nasıl ortaya çıkar ve kötülüğü nasıl engelleyebiliriz? Hatta şöyle heykelden biraz bahsedeyim. Arkadan baktığınızda dua eden bir çocuk var. Önünde baktığınızda Adolf Hitler.
Şimdi kötülük Adolf Hitler. Ama insan niye kötü olur? Adolf Hitler'in hayatını çoğu insan bilmez. Çocuklukta en büyük hayali ressam olmak olan, babasından sürekli dayak yiyen, arkadaşları tarafından dışlanan bir insan. Yani Aristo'nun bir sözüyle aslında tamamlamak istiyorum. Aristo, elma çekirdeği elma ağacı değildir ama gerekli koşullar sağlanırsa elma ağacı olacaktır der. İnsan da her zaman içinde iyilik bulundurur. Gerekli koşullar olursa yani ne güzel, çok güzel, evet. Yapılabilir. Ama şöyle bir şey de var. İnsanlar her zaman şans vermek lazım. Adolf Hitler'e hiç şans verilmemiş. Asker olmak istemiş, askere alınmamış. En öğretmeni hayal, çok evet. Kötü davranmış. Öğrencileri, arkadaşları hepsi. Dışlanmış. Evet. Evet, dayak yemiş. Evet. Bayağı. Ama onu Goebbels vardı biliyorsunuz. Evet. Evet. Onu en iyi şekilde takdim etti. Evet. İnsanları etkilemesini sağladı. O propaganda bakanıydı. Evet. Onunla beraberdiler. Kitapta yani, o bölüm de var, evet, bu arada. Yani bu kötü bir şeyi yapmaya kitleleri ikna etmek. Bu zor evet. Bir şey değil mi? Evet, yani çok zor. Yani bunu başarmak. Yani çok. İyi bir şey için insanlar bir araya gelebilir ama yani evet. Kötü fikirler için ikna olmaları. Yani şunu enteresan. Da eklemek istiyorum. Kızıldere atasözü var. Bir çocuğu yetiştirmek için tüm köy ihtiyaç vardır. Tabii herkes. Evet. El birliğiyle. Peki başka bir bölümün başlığı da kölelik. Günümüzde kölelik kalktı. Neden bu bölümü işlediniz? Ya şimdi kölelik, yani ben köleliği çok detaylı anlattım. Hı-hı. Şu an hani kitapta daha çok modern köleliği anlattım. Hatta modern kölelik, yani nasıl kapitalizm diyorum ben ona. Amerika'da köleler azat edilince para vermişler, azat parası. Tabii kölelerin çalıştığı işlerde kölelerde para olduğu için çalışmıyorlar artık. Şöyle bir plan yapmışlar. Hatta çok da dikkatimi çekti. Günümüze uyarladım ben onu. Mağazalar açmaya başlamışlar ve hileli kumarhaneler açmışlar çiftlik sahipleri, eski köle sahipleri. Orada kölelerin paralarını hileli kumarhanede almışlar, borçlandırmışlar. Hani günümüzde nasıl kredi kartlarını ödemek için, kredileri ödemek için sevmediğimiz işe devam ediyoruz. Hatta Karl Marx'ın bir sözü var. Kapitalizm için işçiler yaşayan ölülerdir. Canlı olmayan sermaye canlıymış gibi insan da önemsiz, gereksiz, cansız olarak gözükür diye bir sözü var kapitalizmi açıklamak için. Çok anlamlı için. Gerçekten. Evet. Peki güzellik kavramına da değiniyorsunuz, bunu anlatır mısınız? Güzellik, Hazreti Yusuf'tan güzellik konusunu açtım. Aslında güzellik şöyle, artık güzellik körleşmiş tüketim organı oldu. Yani tüm harcamalarımızın neredeyse güzelliğimiz için. Ve o yüzden hatta bir tane çok sevdiğim bir söz var. Ekranlara, vitrinlere bakmayı bırakın, gökyüzüne bakın, mutlu olacaksınız diye. Yani güzellikte bir de şey var. İnsanın kendini sevmesi, beğenmesi çok güzel bir şey. Ancak Yunan mitolojisinden çok bahsettim dedim ya. Güzellikte şey var. Kendini aşırı beğenmek, empati yapmamak hastalık olarak. Narsizm olarak. Hı. Hatta şey var, Narkisus'tan gelir işte, çok dünyanın en yakışıklı kişisidir. Ona bir süperisi aşık olur, süperisi aşkını ilan eder mitolojiye göre. Onunla çok kötü alay eder. Ve süperisi de yani hiçbir şey yemeyerek ölür ve ölmeden önce de beddua eder. Yani Narkisus da aynı şeyleri, durumlardan geçsin diye. O da kendi suyunu, görüntüsüne aşık olur ve kendisine bakarak ölür. Yani Yunan mitolojisine göre kendisini aşırı beğenmek, aşırı hayran olmak hastalık. Kesinlikle narsizm. Peki 7. bölümde sarayda mutsuz prens, çölde mutlu lider. Bu başlığı biraz açar mısınız? Şöyle hani bazı filmlerde de çok çıktı, çok kullanıldı. Yani eski gerçekten Mısır inancına göre insanlar öldüğünde Tanrı iki soru sorarmış. Ona göre cennete sokarmış ya da sokmazmış. İşte hayatında mutluluk yakaladın mı? Senin yaşamın başka insanlara mutluluk getirdi mi? Hı hı. Ben şöyle bir incelediğimiz zaman Hazreti Musa sarayda vezirken hani çok mutsuz. Çünkü bir zulüm var, onlara sessiz kalıyor. Ne zaman mutlu oluyor? İnsanları köleleştirmekten kurtardıktan sonra. Yani bu kelime o yüzden yazdım. Peki kitapta hangi filozoflara yer verdiniz? Kitapta şöyle söyleyeyim,
çok fazla en çok kullandığım filozof Sokrates, çok seviyorum. Aristo'yu kullanıyorum. Platon ve ama son kitabımda Horoz Asa Abi Hayat'ta Stoa felsefesini çok kullandım. Çünkü Stoa felsefesi günümüze çok birebir aynı. Çünkü Stoa felsefesi eskiden Yunan filozoflar ideal devlet görüşlerini açıklarken, yani rahatlıkla açıklayabilirken, Büyük İskender'den sonra monarşi ortaya çıkıyor ve insanlar görüşlerini açıklayamıyorlar. Yani insanlar toplumu düzeltemeyeceğinde kurtuluşu, yani söylediklerinin ciddiye alınmadığını hissedince kurtuluşu bireysel çabada, işte Stoa felsefede mutluluk nedir, hayat amacı nedir? Stoa felsefesini çok detaylı aldım. O kadar güzel aldım ki, çok detaylı ama. Çok güzel, harika. Peki arkadaşlık konusu detaylı olarak incelenmiş. İdeal arkadaşlık nedir? Ya ideal arkadaşlık, şimdi Goethe'nin yine bir sevdiğim bir sözü var. İnsanları tanıdıkça hayvanlara çok yaklaşıyorum, daha çok seviyorum diye. Şu an günümüzde ideal arkadaşı kedi köpek olanlar var. Ben onları bir inceledim, neden şey yapıyorlar. 4-5 tane sebep var yani. Diyorlar hayvanlar alay etmiyorlar, küçümsemiyorlar, kandırmıyorlar. Yani böyle şimdi arkadaştan artık çok şey beklemiyoruz. Artık alay etmez. Yani zor zamanlarımızda yanımızda olmalarına gerek yok. Alay etmesinler, küçümsemesinler, kandırmasınlar yeterli. İdeal arkadaş bu bence. Maalesef. Peki umut nedir? Ne işe yarar? Umut her şeydir. Ben onu kısaca her zaman söylerim. Ölüm döşeğinde bir insanın hizmetçisine aşık olmasıdır yani. Birkaç gün sonra ölecek bir insanın hizmetçisi, yani umuttan hiç vazgeçilmez. Hatta bizde mesela Türklerde mesela bir korkma, umut telkin eden bir kelimedir İstiklal Marşı'na. Evet. Yani kesin. Her gün yeni bir umut, evet, değil mi? Her güne yeni bir umutla başlayalım. Peki din sosyolojisi nedir? Şimdi ben şöyle açıklamak istiyorum. Hani filozoflardan çok yararlandığımı söylemiştim. Aristo zamanında kitaplarında Tales diye bir filozoftan bahseder. Bu gök bilimcidir. Hatta gök bilimi incelerken çukura düşer. İnsanlar bununla alay eder. Böyle olunca da bu gökyüzünü inceler ve o yıl zeytinin çok bol olacağını görür. Ve tüm yağ zeytin preslerini alır ve tekelleşir ve çok pahalıya insanlara satar. Sonra da der ki ben bilim adamlarıyla filozoflar isteseler çok zengin olurlar. Ancak biz istemiyoruz, bizim amacımız insanlığa hizmet. Şimdi Aristo'nun zamanındaki filozoflar öyle. Bilim adamları artık para için yapılıyor ya da güçlü devlet, savaşlar için yapılıyor. O yüzden din sosyolojisini şöyle ele aldım. İnceledim ben, gerçekten çok detaylı inceledim. Eskiden Hristiyanlarda, hani Hristiyanlar her dinde cennet kavramı var. Hristiyanlar cennete gidecek ama yoksul Hristiyanlar, zengin Hristiyanlara göre daha erken cennete gidecek kavramı varmış Orta Çağ'da. Onu kurtarmışlar onu kendilerini. O Müslümanlar almış. Şimdi Müslümanlar duymuşsunuzdur. İşte çok yoksul Müslüman 70 bin yıl önce de, daha önce zengine göre cennete gidecek. Ya şimdi şey var, yoksulluk ekonomik sıkıntı demek, adaletsizlik demek. İnsanlar yani din sosyolojisi böyle yorumlandığı zaman yani sonuç böyle oluyor. Müslümanlar çok zayıf oluyor. Yani ama şu an görüyoruz Hristiyanlar, hatta Tevrat'ı da inceledim ben. Zengin Yahudileri fakir Yahudilerin önünde tutuyorlar. Ama bizim şunu söylemek istiyorum. Türk geleneklerinde ne zengin ne yoksul orta sınıf var. Ve hatta şey vardır. Sultana, Büyük Seyircilikli Sultanına yaşlı bir kadının bir sözü vardır. Önüne geçip ya yoksulluğunu gösterir. Bunun sorumlusu sensin. Madem adaletli değilsin o zaman Türk değilsin demiştir yani Türk sultanına. Çok anlamlı. Peki kitabınız daha çok hangi yaş grubuna hitap ediyor? Benim kitabım şöyle, masallar olduğu için, kutsal kitaplar, Yunan mitolojisi olduğu için her gruba hitap ediyor. Hani onu açıkça söylerim. Mesela 7 yaşında bir kitabı okuyan, hani arkadaş diyeyim artık, arkadaş yani kitap okuyabiliyor seviyedeyiz, arkadaşımızdır yaşı ne olursa olsun. Kitabımı çok sevdiğini söyledi Zümrüt Anka. Yani 7 yaşında. Aynı şekilde yüksek lisansta da benim kitabımdan yararlanan arkadaşlarım da oldu. 7 yaşında yüksek lisansta yaranlar, yani her kesime hitap ediyor. Çok güzel. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Her zaman söylerim. Şu an kitabın en büyük bölümü mutluluk.
ve Yunan mitolojisine göre tanrılar mutluluk çok değerli olması için saklamaya karar veriyorlar. Bazı tanrılar en yüksek yerlere koyalım diyorlar. Bazı tanrılar denizin en dibine koyalım. Bir tane tanrı şey söylüyor. İnsanların içine saklayalım, oraya bakmaları akla gelmez.